Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında organ nakli haftası olarak kutlanıyor. Binlerce hastaya umut olan organ nakli Türkiye'de de giderek artıyor. 2022 yılının başından bu yana 4322 hastaya organ nakli gerçekleştirildi. 20.000 hasta ise organ nakli bekliyor. Peki Kastamonu halkı organ bağışı hakkında neler düşünüyor? Gelin birlikte öğrenelim. Ben zaten kendim organlarımı bağışladım. Yani bu zaten hastanemizde de organ bağış birimi var. Eğer işte organlarınızı bağışlamak isterseniz, yani böyle bir şey düşünüyorsanız gidip işte başvurup, zaten bir hemşire var, bununla ilgilenen görevli var. O işte size bir form dolduruyor ve sonrasında size bir kart veriyor. Bu şekilde. Ya bence herkes başvuru yapmalı. Yani bütün organlarımın bağışında bulundum. Hemen organlarınızı almıyorlar. Bunun da prosedürleri var. Yani insanların ölür ölmez, hani vefat etmez, bütün organların alındığını düşünüyor ve bu yüzden korkuyor da olabilirler. Hani veya bir endişe de duyuyor olabilirler, ama böyle bir şey yok. Hani öldükten sonra bunların da prosedürleri var. Bağışlamak isteyen herkes bağışlasın. Yani hiç tereddütte bulunmasın. Bir insana umut olmak çok güzel bir şey. Belki çok genç bir insana işte organlarınızı verip hayatına dokunacaksınız. Belki çok iyi bir yerlere gelecek. Belki o sizin için iyi bir şey yapacak. Yani her ihtimali düşünüp bence vermeleri güzel bir şey diye düşünüyorum. Siz peki neyi düşünerekten hani böyle bir adım attınız? Ben zaten sağlıkçıyım. Ben hani bana bir şey dokunduğundan değil. Ben zaten sağlıkçıyım. Bunun içerisindeyim, yani bu işin içerisinde olduğum için yani vermek doğru diye düşündüm. Belki benim sayemde işte bir çocuk kurtulacak, belki genç bir insan kurtulacak, yani belki evin ailesini geçindiren bir adam kurtulacak. Yani o yüzden vermeyi düşündüm. Organ bağışını herkesin yapması lazım. Çünkü bir insanı yaşatmak, tüm insanlığı yaşatmak kadar Cenab-ı Allah sevap sayıyor. İnsanlar yani yarın, bugün bizim başımız, o organı olmayanın başınaysa yarın bizim de başımıza gelir, yahut torunlarımızın. Ya bu bir, yani her şeyden önce sevap yani. Müslüman olan herkesin bunu böyle düşünmesi lazım yani. İnsanlara yardım etmek Allah katında çok sevap bir şey yani. Çoluğuma çocuğuma vasiyet ederim yani, derim yani kime lazımsa, eğer kullanılacaksa, kullanılıyorsa yardımcı olun derim ben yani. Yani bu bir insanlık görevidir her şeyden önce. Biz Kastamonlular olarak her zaman yaptığımız insanlığı, iyiliği, nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda en fazla şehidi biz vermişiz, en fazla yardım da biz yapalım ki bu insanlar faydalansın. Elinden tutalım, umut olalım. Bence yapmalılar, herkes yapmalı bence. Ben de zaten ileride böyle bir vasiyette falan bulunmak istersen ben de zaten söyleyeceğim. Hani organlarımın bağışlanmasını istiyorum açıkçası ileride. Yani herkesin başına her an her şey girebilir, bilemiyoruz. Şimdi çok iyiyiz ama belki karşıya geçerken başımıza bir şey gelecek. Belki bizi birisi, başka birisi kurtaracak. Belki biz de aynı şekilde birisine başka bir şekilde umut olacağız. O yüzden bence herkes organ bağışı yapmalı ve yapsınlar yani. Kesinlikle ben taraftarım. Nasıl diyeyim yani, şu an organ bağışı bekleyen hiçbir ailem ya da hasta, hiçbir yakınım yok. Olmasını da istemem ki başımıza ne geleceğini kimse hiçbir zaman bilemez. Yani kesinlikle bağış verilmesini isterim. Ben de bir şey olduğunda mesela hep aileme de söylerim. Yani benim bir canım, yani bir başkasını kurtaracaksa neden olmasın? İsterim. Organ bağışı yapılsın. İnsanlarımız da duyarlı olsun. Bir insanı yaşatmak bence çok güzel bir şey. Nasıl olsa organlarımız çürüyeceğine göre bir insanı yaşatmak çok güzel bir şey. Onlara umut alalım. Onların ellerinden tutalım. Organ bağışı çok güzel bir şey bana göre ya. Herkes organ bağışını davet ediyor. Şimdi tabii ki organ bağışı çok güzel bir olay. Türkiye'mizde dünyalarca kişi organ bekliyor. Yani bir organ bağışlamak, bir insana hayat vermek çok güzel bir şey. Biz lösemi haftası da içinde bulunduğumuz hafta bize de ilik gerekiyor. Bu da aynı bir, yani organ gibi olmasa da bir hayat veriyor. Bir
organ bağışı 5 tane cana hayat veriyor. Herkesin organlarını bağışlamasını isterim yani. Bağışlarım. Niye bağışlamayayım ki? Yine hayatta yaşaması gereken insanlara bir can vermek, umut vermek tabii benim ailemi dahi sevindirir yani o konuda. Bütün vatandaşlarımızın organlarını bağışlamasını isterim. Herkesin organ bağışına katılmasını canı gönülden, yürekten katılanları da kutlarım yani o konuda. Evet, bağışların öyle bir şey gelmediği için o konuda vatandaşımız şu anda bu konuda o düşüncelere sahip değil yani.